hakikaten öyle. O sesi sürekli kullanıyorum ve zihinlere elimde bir çekici olsaydı çakmak isterdim. Devletin imanı adalettir. Yani İslam devleti nedir diye sorsanız adalet devleti derim. Evet. İster doğuda ister batıda. Evet. Bu devleti kuran ister Joe olsun, ister Hans olsun, ister Hasan olsun. Yeter ki özü mahiyet. Yeter ki adil olsun. Adil, evet. Zulüm devleti ise onu kuranın adının şu bu veya bu Müslüman adı olması onu İslam devleti yapmaya yetmez. Evet. Efendim. Çünkü devletin imanı adalettir. Esasında adalet ahlaki davranışın mihveridir. İnsan adil olduğunda ahlaklı olur. Adil olmadığında zalim olur. Evet. Her türlü ahlaksızlık zulümdür aslında. Nereye bakarsanız bakın. Yani zulmün envai çeşidini dizin, tek bir kelime karşılık yazmak isterseniz ahlaksızlık yazabilirsiniz. Öyledir. İnsan eğer kula zulmederse kula ahlaksızlık yapıyor. Allah'ın hukukuna tecavüz etmeye kalkarsa Allah'a karşı ahlaksızlık yapıyor. Eğer komşusuna hukukuna tecavüz etmeye kalkarsa komşusuna ahlaksızlık yapıyor. Taşa, suya, toprağa, yere, göğe ahlaksızlık yapıyor. Onun hukukuna tecavüz ederse. Hayvanın hukukuna tecavüz ederse hayvana karşı ahlaksızlık yapıyor. Yani adaletsizlik ahlaksızlıktır. Ahlaksızlık adaletsizliktir. Yani nihayetinde zulüm ahlaksızlık sonucunda ürüyor. Ahlaki normları kendisine gaye edinmiş, ahlaki davranışı kendisine gaye edinmiş bir insan ahlaki davranış için titrediğinde aynı zamanda adalet için de titremiş olur. Bu çerçeveden baktığımızda adaletle ahlakı bir yerde aynı kefeye koyuyoruz. Yani adalet aslında insanın diğer insanlara karşı davranışı, ahlaksa o davranışın arkasında yatan sebep, saik. Efendim, yani ahlak iç bükey adalet, adalet dış bükey ahlak gibi bir şey oluyor yani. Evet.